Herkese merhaba. Hareket edebiliyorum galiba, duyabiliyorsunuz. Ben de temel bilim okudum. Aslında matematikçiyim. Sonrasında sanat, müzik, bütün bunları birleştirdiğim, felsefeyi birleştirdiğim bir yolculuğum oldu. O yüzden çeşitli şapkalarım var. Bugün Filika adına geliyorum ama Sabancı Üniversitesi çıkartması başlıyor. Birazdan iki akademisyen daha sizin karşınızda olacak. Sabancı Üniversitesi'nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım programında ders veriyorum. Yanı sıra sanatçı ve müzisyen olarak da hayatıma devam ediyorum. Bugünkü burada oluşumun sebebi size bilim kurgu sineması ile ilgili yaptığım bir araştırmayı paylaşmak. Ama öncesinde isterseniz hemen küçük bir Filika'nın reklamını yapayım. Filika ne yapıyor? Filika yaratıcı teknolojiler üzerine çalışıyor ve büyük gemileri kurtaran küçük tayfa misyonuyla hareket ediyor. Varoluş felsefesi ise interaktif sanat ve tasarım alanlarında yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan çizgi dışı bir oluşum olduğu iddiası var. Şu ana kadar bu alanlarda işler üretiyor vesaire. Ama tavsiyem Filika'nın internet sitesine filikatasarim.com'a girerseniz yapılan işlerle hakkında bilgi edinebilirsiniz. Peki bugün konuşmamda veya bu araştırmadaki benim ortaya çıkan, beni bu noktaya iten motivasyon nedir? Motivasyon aslında benim teknolojiyi sorguluyor olmam, felsefi açıdan sorguluyor olmam. Ve bunun üzerine Sabancı Üniversitesi'nde verdiğim bir ders var. Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarım Programı'nda VA533 Master dersi, Sanat, Kültür ve Teknoloji isimli bir ders veriyorum. Ve biz burada teknolojiyi sürekli olarak felsefi anlamda sorguluyoruz. Bir yandan da doktora çalışmamın aslında bir uzantısı olarak da 2014 yılında yayınlanmış Ayrıntı Yayınlarından Teknoloji İnsan Birlikteliği diye bir kitabım da var. Hatta sizin de 2014 yılında sonunda Facebook'ta yaptığım bir postu paylaşmak istiyorum. Öyle oldu ki Alem Dergisi'nde kitabım 9. sıraya geldi. Canan Karatay'ı geçtim. Böyle bir başarım oldu. O yüzden de şunu yazmıştım. Alem Dergisi'ne göre 2014'te en çok satanlar listesinde Teknoloji İnsan Birlikteliği isimli kitabım 9. sırada. Ne oluyor anlamadım. 10. sırada Karatay diyeti bulunuyor. Demek ki millet beynin de diyete ihtiyacı olduğunun sonunda farkına vardı demiştim. Kitabı edinirseniz çok sevinirim. Hayal gücümüzün sınırlarını sürekli sorguluyoruz neler olabilir diye. Fakat ben aslında bugünkü konuşmamda sizde bilim kurgu sinemasının veya bilim kurgu sineması özelinde aslında bu bilim kurgu denilen temanın neleri ileri itebildiğini, nelerin müjdecisi olduğunu, nelerin habercisi olduğunu biraz bahsetmek istiyorum. Bu açıdan bilim kurgu, hayallerimizde kurguladığımız bazı şeyleri somutlaştırmaktan öte sinema ise görsel olarak aslında görsel ve işitsel olarak bize çok net bir resim veriyor. Ne gibi örnekleri var sinemaya dair? Eminim birçoğunuzun bilim kurguya dair bir şeyi vardır, ilgisi vardır ve çok da popülerleşen bir tür açıkçası sinema yapısı içerisinde. Fakat benim ilgimi çeken tarafı sinema aslında bir felsefi sorgulamanın popülerleşmiş bir provası. Bu anlamda işte film izliyoruz, Spike Jonze, Her. Artık şüphelerimiz bir anda uyanmaya başlıyor. Acaba yapay zeka gerçekten hayatımızda bizi yönlendiren, ona aşık olabileceğimiz, hayatımızı değiştirecek bir şeye dönüşebilir mi? Bütün bunları bir film içerisinde izliyoruz ve bu sorgulamayı aslında bizde uyandıran çok önemli bir silah. Belki de ilaç açıkçası. Çünkü insanın hayal gücü gerçeğe dönüşebiliyor. Bu anlamda size küçük bir film göstermek isterim. The work of the man under the sea is invaluable. Many a priceless cargo may be salvaged on the report of the deep sea diver. Like to
show it to you today for the first time. We call it the iPad. Yani bilimsel bir düşüncenin kaynağını ve özünü bulmak gerçekten kolay değil. Patent vesaire gibi takım şeyler olmasına rağmen aslında biz bilimi hep beraber bir insanlık olarak var ediyoruz. Bilim kurgu ise bu konuda bizim için önemli bir ışık. Bilim ve teknoloji konularını fikirsel üretimine dahil eden düşünce biçimi olarak bahsedebiliriz. Ama kendisini kitap, sanat eserleri, televizyon, film, bilgisayar oyunları ve tiyatro eserleri içerisinde yer ediyor. Her zaman kullanmayı seviyorum Wikipedia tanımına bakacak olursak, bilim kurgu filmi sıklıkla fütüristik uzay mekikleri, robotlar ve diğer teknolojiler eşliğinde dünya dışı yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi hayali fenomenlerden bahsediyor. Bu da olası ilk bilim kurgu filmlerinden kabul edilen bir yapıt. Lumière Brothers, biliyorsunuzdur sinema tarihi için öncülerden birisi. Film oldukça enteresan, 1895 bir taraftan domuzu koyuyorlar, diğer taraftan sosis çıkıyor gibi enteresan bir fanteziden bahsediliyor filmde. Gerçek olabilir. Şu an için umarım gerçek değil. Sizin aslında bugün daha sıcak olarak somut kendi ellerimle ürettiğim bir şeyi konuşmak için geldim. O da distopya-utopya.com isimli bir internet sitesi. Distopya-utopya.com internet sitesinde neleri görebiliyorsunuz? Aslında bir veri bulutundan oluşmuş bir somut bir resme ulaşıyorsunuz. Distopya-utopya.com sitesine girmenizi çok arzu ederim. Çünkü aslında ben orada bir collective intelligence, yani kişilerin görüşleri üzerinden bir kanaat ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve herkes bu siteye girdiği zaman oy vererek bir film hakkında bunun distopya mı, ütopya mı, artificial intelligence mı, insan hayatındaki bir değişiklik mi, ya da katastrofi mi, ya da postapokaliptik mi gibi bir takım türleri seçerek oylayabiliyor. Bu oylamalar sonucunda gördüğüm, bu tabii ki radar şeyi, hali, meselenin distopya yönünde ilerledi. Tabii ki distopya yönündeki bir sonucun çıkması çok da sürpriz değil. İnsanları kaygı etmenlerini ortaya koyarak sonucunda elde edilen ilgiyi sinema içerisinde bir popüler malzeme olarak kullanabiliyorsunuz. Distopyanın yanında devamında social control denilen şeyi görüyoruz, yapıyı görüyoruz tema olarak. Change in Human Condition, Artificial Intelligence. Ütopya biraz 33. sırada. Eğer merak edenleriniz varsa daha detaylı olarak bahsedebilirim. Yani distopya konusunda biraz da kitlenin daha fazla artması gerekecek çünkü bu araştırmanın gerçekçi olabilmesi için. Son dönemlerde yayınlanan filmlerden Interstellar için çok fazla ütopya yorumu aldım. Fakat şey için ise Mad Max 2015'te çıktı galiba, popülerleşti. En çok oy alan filmlerden birisidir. O da distopya grafiğini son derece yukarılara doğru iten bir yapı oluşturdu. Biraz buradan gördüğünüz üzere, biraz küçük ama internet bağlantısı için şu an uğraşmaya gerek yok. Distopya şurada yer alıyor. Filmler şuradan şuraya kadar devam ediyor. Burada da temalar var. Filmlerin bağlantılarına girdiğiniz zaman distopyanın grafiğinin biraz daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığını görüyorsunuz. Dediğim gibi yani bu araştırmanın devamı için de sizlerin oylarına gerçekten ihtiyacım var.
Filmler hakkında bilginiz yok ise filmlere çift tıklayarak onların IMDb linklerine giderek film hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Bir yandan bir araştırma masasının ötesinde burada 100 üzerinde bilim kurgu sinemasına dair örnekler var. Sevenler varsa eminim oldukça eğlenceli vakit geçireceklerdir. Teşekkür ediyorum. İnternet sitesini tekrar belirtmek isterim. Bana ulaşmak isterseniz de iletişim bilgilerimi bu şekilde sunmak isterim.